Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni Fortnite videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 100. aşamaya geldim ve John Wick karakterini aldım. Şimdi de arkadaşlar eğik evlere iniyoruz. Şöyle güzel bir çatışalım. 100. aşamaya geldim arkadaşlar. Yani görevler olsun ve onun dışında arkadaşlar hani map'te bulabildiğimiz yıldızlar, onları topladım, aşamaları buldum ve 100. aşamaya geldik sonunda, görevleri de tamamlayarak. Şimdi John Wick'le oynayacağım. Çok merak ediyordum hani John Wick yani karşımda görünce böyle insan bir tırsıyor. Ölüm meleği diye geçiyor bir de ismi. İnsan harbiden bir tırsıyor. Şunu ben bir adamda pompalı var harbi. İş ciddiye bindi. Biz tak takla aldık, tamam okey. Okey hemen şöyle bir eşyalarını almam lazım seni. Şunu bir gömelim. Armorumuz yerinde olsun. Evet, şöyle ayarladık mı tamamdır. Arkadaşlar bugün güzel bir birincilik alalım. Birincilik almaya geldik kardeş. John Wick'imizi giydik. Birincilik almaya geldik. Şunu bir... Sen çok zıpladın. Oo. Nereden sıkıyor be? Nereden sıkılıyor? Onu tespit edemedim şu an. Ama şunu bir açayım. Açalım bir. Şunu da alalım. Oo, neler oluyor ya? Dışarıdan gelip. Bak ya, efsane. Bir bırakmadılar konuşalım şurada iki dakika. Arkadaşlar John Wick karakteriyle bugün birinci olmaya çalışacağız. Oluruz ya, bir win alırız bu şekilde. Şöyle onu gömdük. Tamam, bir de 50'lik var burada. Onu da bir alacağım da. Şuradan sıkmıştı birisi. Hala orada mı? Yok. Orada değil. Okay. Şöyle bakalım. Burası şu anlık temiz gibi. Buraya inmemin sebebi ya, otobüse bakıyorum aslında. Nereden yakın geçiyorsa yoğun bölgeler. Örneğin benim aklımda 3 bölge var yoğun olarak. Mutlu Mahalle, Perakende ve Eğik Evler. Herhangi bu 3 noktadan birinden geçtiğinde arkadaşlar ben direkt inerim mesela. Hiç zaman kaybetmem. Burası da yakın. Burası daha yakın. Yoğun olduğu için genelde tercih ederim Eğik Evleri. Evet, şu an bir çatışma var ama basacağım orayı da tam olarak yerlerini bulmam lazım. Güzel şu kısımda. Okey, hemen bir basalım bakalım neler oluyor. Öldü. Hadi. Halbuki ben almak isterdim yani o arkadaşı. Ama öldürüldü. Hop. Güle güle. Şöyle toplayalım. Bazı arkadaşlar şey demiş. Abi hani mesela duvara vurduğumuzda bir kırmızı simge falan oluyor ya arkadaşlar. Ona vurunca abi daha fazla mı veriyor? Daha şey mi oluyor ne? Arkadaşlar ben bir yere vurduğumda hiçbir zaman vurduğum yere bakmıyorum. Hani etrafı kesiyorum. Neden? Her an hani tehlike altındasınız. Hani o kadar insan var. Her an bir yerden bir mermi gelebilir ya da bir şey olabilir, size birisi nişan almış olabilir. O kişileri kesmeye çalışıyorum ben. Hani kalkıp da onun hesabını hayatta yapamam. Hani siz de yapıyorsanız o huyunuzdan bence vazgeçin. Çünkü bir yerleri kırarken arkadaşlar kesinlikle sağa sola doğru dönün, bakın, bir şeyler yapın. İlla sizi takip eden birisi vardır, emin olun. Ki ben gibi mesela birisi bir yeri kırdı mı sesini duyar, hemen odaklanırım. Ki o sizseniz benim daha çok hoşuma gider. Hani kalkıp da gerçekten o kırmızı noktaya hala vurmaya çalışıyorsanız hata edersiniz. Etrafa bakmanız sizin açınızdan daha iyi. Vururken bir sağa bir sola böyle baka baka vurun. İlla biri sizi kesiyordur bir yerden. Hani o an saldırmayacaksa bile hani takip ediyordur. Siz daha önceden onu yakalamaya çalışın. Evet, şu an hala adam arama peşindeyim. Çünkü eğik evlerde daha fazla adam olur. Bu kadar değildir.
Sesler geliyor mu? Hmm, bak burada. Burada bir yerde. Neredesin? Neredesin? Var ya, orada tek atmasam harbi diyorum. Yani benim zaten 110 canım gitti. Bir vuruşunda 110 canım gitti. Değil mi? 200'dü değil mi benim canım ya? 200'dü büyük ihtimal. 110 canımı götürdü ya. İkinci vuruşuna isabetli yapsaydı harbi GG olmuştuk. Evet, bakalım başka kimse var mı ya? Başka kimse yoksa gideceğim ben, hadi. Hadi gideceğim ben. Şu an ses kasıyorum, hani bir yerden ses gelecek mi diye. Şu an böyle tahta kurmalık bir rakip çıkmadı, hani kalkıp tahta kurayım falan filan, böyle heyecanlı işlere girişelim gerek yok şu anlık. Çünkü arkadaşlar bazen sağlam vuruşunuz, sağlam eğiminiz o tahta kurmadan daha iyi. Adam istediği kadar tahta kursun, siz bekleyin. Eğer ki eğiminiz iyiyse, hani sağlam eğim kasmışsanız bu oyunda, istediği kadar tahta kursun, sizin o bileğinizi yenemez yani, emin olun. Tahta kurmak tabii çok avantajlı bir şey ama eğim bundan daha önemli. Her iki tarafın da tahta kurduğunu düşünsenize. Her iki tarafta tahta kuruyor. Kim kazanacak bu maçı? Tabii ki de eğimi iyi olan kişi. Tahta kurarken o ara güzel bir açığını yakalarsa eğimiyle bunu konuşturur. Şimdi şöyle sniper gerekli olacak. En az bu oyunda bir headshot'ımız gelir ya. O sniper'ı aldıysak kullanırım. Genelde ben 3. kısımda eğer ki bazuka veya M32 varsa onları koyuyorum. Ama şu anlık yok. Ya ben buraya kurdum ama. Bakıyorum tuzak var mı? Çünkü bir ara eğik evlere indim arkadaşlar. 10 kill'im var. Ya düşünebiliyor musunuz bak? 10 kill'in var. Eğik evlerdeki neredeyse bütün adamları temizledim. Çıkacağım. Bir tane böyle kapısı kapalı bir yer gördüm. Dedim ki girilmemiş herhalde. Bir girdim. Tuzak. Orada pert oldum ama var ya, nasıl üzüldüm. Böyle bir şey yok ya. Almışım bütün herkesin killini toplamışım. Böyle bir şey başıma geldi. Kötü oldu ya harbiden. O yüzden bakmaya özen gösteriyorum. Bazen de şimdi hani mesela video çekiyorum ya böyle. Konuşurken bak mesela sağa sola odaklanamıyorum. Hani belki adamlar beni de görmüş olabilir. Beni takip eden birisi de vardır. Pek odaklanamıyorum. Odaklanırsam da sessiz kalacağım. Abi taktik ver falan filan yazmışsınız. O yüzden taktik vermeye çalışıyorum. Orada bir bayan, bir karakter var. Ana. Oba, onu vurdu gitti galiba. Gördünüz mü arkadaşlar? Tahta kırarken o arkadaşımız, arkasından biri onu takip ediyordu. O tahtayı kırarken kırmızı noktaya odaklanmıştı. Daha fazla tahta versin ya da daha hızlı kırılsın diye. Ama arkasındaki arkasındaki de onun bu zaafından faydalanarak onu indirdi. Öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ses kasın ve vurarken sağa sola bakın. Zıplayın, bir şeyler yapın. Hani size odaklanan kişi direkt indirmesin, taktiği indirmesin. Şimdi ben o arkadaşı indireceğim. Çünkü sıra bende. Ben de onu gördüm nereye gittiğini. Aa. O uçtu ama solda bir kapışma var. Oraya mı gitti acaba? Çünkü fazla uzağa gitmez herhalde ya. Bu kısma falan gelir. Evet. Hadi bakalım. Oo. Bayağı pusulmuş. Pusulmuş da ben oraya nasıl yapacağım? Aa, orada da biri. Bak oraya gitmiş bak. Oraya gitmiş kardeşim.
Demin sen birini öldürmüştün ya. Şimdi sıra sende. Şimdi de ben seni gördüm. Şimdi ben seni arkalayacağım. Bu işler böyle. Açık vermeyeceksin. Bak 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 bak. Oo, güzel. Güzel. Beni görmediler bu arada. Bakayım şu kısımda bir sanki. Ama yok, mermi oraya kadar gidiyor. Orada biri var zannettim. Şimdi. Hadi be. Bu arkadaş. Bak nasıl zıplıyor, bak nasıl zıplıyor. Ya. Güzel. Güzel. Hadi. Hadi, hadi öldürebilirim. Ya da o beni öldürebilir. Hadi be, o nasıl kaçar? Heh, gel. İyi, düşürdük adamı. Şimdi avantajlıyız. O oradan bir daha kuramaz. Kurarsa. Oo, hareket güzeldi, hareket güzeldi. Ama işte o hareketi yapman için headshot atman lazım. Yoksa ha bak işte M32. Ya benim ciğerim yiyor ya. Var ya böyle almadan nasıl gideceğim ben şimdi bunu ya? Mecburum alacağım. Sniper da çok önemli harbiden. Çünkü ilk 3, ilk 4'e kaldığınızda herkes bir yere pusmuş oluyor. Herkes pustuğunda eğer ki bir sniper'ınız varsa harbiden çok iş görüyor. Sniper'la bir tane denk getirdin mi Scar'la tara bitti. Uzaktan uzağa halledersin, o kadar yakınlaşmana gerek kalmayacak. Şimdi 9 kişi kaldı ve 6 kill'imiz var. Tabi her videoda olduğu gibi arkadaşlar onu ona tamamlayacağım. Yani şu an bir kişi de benim, 8. Yani kalan 8 kişiden 4'ünü almam lazım. Ama belki de hepsi bana denk gelirse hepsini de biz alabiliriz yani, o da olabilir yani. 12-13 kill'le bitirebiliriz. Güzel olur. Hadi bakalım. Yardıralım şöyle. Şu an safe burası arkadaşlar. Burada adam olabilir. Şöyle şöyle bir gezelim. Ne olur ne olmaz, gelen olabilir. Belki de biri bizi takip etti yani. Biri de bizi arkalayacak belki de. Hiç belli olmaz. Bak. O kısımda kurulma var mesela, gördünüz mü? Hani ağaca bakmak yerine sağınıza solunuza bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Dediğim gibi o ağaç olayını bence kafanızdan atın. Sağa sola bakın. Mesela şu ön tarafta adam var. Onu gördüm. Ama başka yerde adam var mı? Onları da kesmemiz lazım. Şurada bir şeyler kurmuşlar. Canlı var mı bilmiyorum. Bir yandan da hareketli olup hani düşmanın bana sıkmasını istiyorum ki göreyim. Çünkü pusması hiç işime gelmez. Şöyle önünü kapattım da. Evet, kapışma başladı, güzel. Güzel. Benim hemen dahil olmam lazım. Böyle şeyleri seviyorum. O bazukalı bir arkadaşımız var. Okey. Gönder bakayım bir tane de. Bak, burada sniper'ım olsa var ya adama tek atarım ya. Harbi diyorum, adama tek atarım. Güzel, mavisi gitti. Önünü açalım. Çok sabit durmak da istemiyorum. Bak gördün mü? Tam karşıda adam var. Biri sniper'la vursa beni harcar direkt ya. Direkt beni harcar yani sniper'la vursa. Yetişir mi bilmiyorum ama. Yetişmez herhalde. Bak adama bak. Adam arkasında adam var lan. Nasıl şey yapıyor ha? Tam kapattı. Oh güzel, mavisi kalmadı, mavisi kalmadı. Ölümü yakın, ölümü yakın. Ben alacağım seni. Güzel, mis. Mis. Şimdi solda biri var. Sağ tarafta biri var. Aynen şuradan çıkıyor. Onun dışında 3 kişiyi gördüm şu an. 4 ben. Bir kişi eksik, nerede acaba? Bir kişi şu an bilmiyorum yerini.
O yüzden sağa sola bakıyorum böyle hani bana yaklaşıyor olabilir. Onu bulmam lazım. Ya ben bulacağım ya başkası bulacak onu. Şu an bildiğin gezdim. Map'i geziyorum şu an. Nerede bu adam? Neyse şu sağdaki hareketlenmiştir çünkü. Adamda şey vardı, bazuka vardı. Büyük ihtimal birisi almaya çalışacak o bazukayı. Yine de bunu sağa kapatalım. Şöyle bakalım neler oluyor. Karşıdaki ne zaman hareketlenecek ya da hareketlendi mi ne yaptı bilmiyorum. Şu kısımda adam var mı ya? Hiç hareketlilik yok. Ben oradan bir hareket bekliyorum açıkçası. Safe daralırken kıpırdar diye. Ne yaptı bu sağımdaki adam? O ne yaptı acaba? Hala arkalanmamak için uğraşıyorum. Harbiden hala arkalanmamak için uğraşıyorum. Ama galiba az kill ile bitireceğiz. Şuraya bak. 4 kişi kaldı. Yani biri har 4'ünü alsam anca 11 kill oluyor ya. Ben kill seviyorum ya. Böyle kill peşindeyim böyle. Abi adam vurayım, adam vurayım. Ama tabii sona kaldık ya şimdi iş riskli. İş riskli çünkü herkes sizi hedef alacaktı ama bir kişi bir kişidir. İndirmek için can atacak herkes. Yani ortaya girdi mi o bazukayı almaya gidersen pertsin, bittin. Yani çok sıkıntı. Ya o sağdakine dalacağım. Ki sağdaki hala sağda mı? Hala sağda mı? Hiçbir kıpırdama yok harbi diyorum. Kimse yerinden kıpırdamıyor mu ya? Tamam şimdi alan daralmaya başlayacak. Herkes kıpırdar zaten. Bu taraftan mı inecek? Sağdan mı inecek? Bak şu karşıdakine ne oldu acaba? Hareket etti mi? Şimdi herkes hareket etmek zorunda. Aa gördüm. Okey. Okey, okey, okey. Birini gördüm. Aga birini gördüm. Oo iki kişi. Tamam canları az, canları az şu an. Onu öldüremedi. Oha şeyden gidecek adam. Hala kapışıyorlar. Birini indirdik. Biri de bana sıkıyor diğer taraftan. Sıkma dur. Şunu almam lazım. Bekle onu alayım. Onu alayım senle de kapışacağız zaten. Bekle. Ölmesi lazım. Hadi. Ölmeli canı yok, canı yok. Sen niye ona dalmıyorsun? Aa bir kişi öldü. Bir kişi var ya. Fırtınada mı kayboldu? Hadi. Hadi. Habire mavi basıyor bak. Habire armor basıyor ya. O değil de arkasındaki adam hiç mi karışmıyor ona ya? O hiç karışmıyor ha. Oğlum ortak mısınız lan? Hadi. Hiç bak görüyor musunuz? Hiç karışmıyor o. Oha bazuka geldi. Of bu etkiler de harbi diyorum. Hani o etkilerdi. Biraz yakın olsaydım etkilerdi o. Şeyi de fazla harcamayayım ya. Neyse yerimizi değiştirelim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunu aldıktan sonra ineceğim arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Diğer ikisi bana dalmasın. Bak yönünü diğerine açıyorsun. Bak yönü diğer arkadaşa açık görüyorsunuz değil mi? O ona dokunmuyor. Böyle bir şey var mı? Bak yeni çıktı ortaya bak. Neyse inme zamanı. O da bunun farkında. Pustu pustu pustu. Şu an beni vurarak birinci olmaya çalışacak. Direkt yani. O kadar adam indirdim. Bak o 10 kili yapacağım ben. Yok yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. O 10 kili yapacağım ben. Bir tane kalmışsın zaten. O da gitsin bakalım. Oo, açık verdi.
Hadi be. Mavisi kalmadı büyük ihtimal ya. Büyük ihtimal mavisi kalmadı. Şimdi bir gömelim. O şey geliyor, alan geliyor. Hadi, hadi. Hop. Kardeşim 10 kill ile bitirdik, birinci olduk arkadaşlar. Güzeldi. Güzel bir karaktere güzel bir maç gitti, yani öyle söyleyeyim. Beğendim. Sırt çantası olmaması daha güzel gösterdi bu karakteri. İyiydi yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.